Sevgili Bursa Spor TV izleyicileri, şu anda yanımızda Bursa Spor'a gönülden destek veren ve bu amaç uğrunda hiçbir karşılık beklemeden büyük projelere imza atan arkadaşlarımızdan biri yanımızda, sevgili Cihan. Cihan, Bursa Spor Fan. Fan. Değil mi? Evet. Bu projeyi nasıl geliştirdiniz ya da nasıl ortaya çıktı? İlk baştan Yusuf abi beni davet etti buna. Yani benim sayfama Bursa Spor sayfasının linkini bırakarak davet etti. O şekilde Yusuf abiyle bir tanışmamız olmuştu bizim. İşte sonra sayfama admin olur musun demişti bana. Ben de admin oldum. İşte Bursa Spor yani daha nasıl geliştirebiliriz diye düşündük işte. Yani sayfayı menü oluşturduk. Her şeyi kendimize özgü yapalım dedik. Yani 8000'ken başladık bu işe. Sonra Bursa Spor fanpage adını verdi ilk sayfamıza. Ve 70.000'ken taşındık biz. Yani taşınmamızın amacı da yani sayfamızın kulüpler bazında açılmış olmasıydı. Arkadaşımız kulüpler bazını açarken de yani Bursa Spor kulübü diye açtı bu sayfayı. Ama normalde spor takımları olması gerekiyordu. Yani kulüplerden kasıt barlar kulüpler şeklindeydi. İşte biz de bunun hata olduğunu fark ettik ve 70.000'den taşındık. Yani sıfırdan başladık. İşte sayfamızın açılma şeyi 20 Ocak'tı. Yani 20 Ocak tarihinde Bursa Spor Fan'a taşındık. İşte orada bayağı bir hızlı büyüdük zaten. Şu anda zaten 162.000 hayrandayız hemen hemen. Bu ilgiyi bekliyor muydunuz peki? Bekliyorduk yani daha kaliteli olacağımıza inanıyorduk. Yani bu admin arkadaşlarımızı değiştirdik. Yani yeni admin arkadaşlar aldık. Bu şekilde büyümeye devam ediyorduk zaten. Azimle, büyük bir sabırla çalıştık ve yaklaşık 100 günde 162.000 hayrana ulaştık. Yani günlük ortalama 1700 şu anda ortalamamız. Peki Bursa dışında farklı hangi şehirlerden üyelikler var? İstanbul'dan var. Yani 70.000 kişi var İstanbul'dan. Biz ona bayağı bir şaşırdık. Hatta İstanbul hegemonyasını son vereceğiz diye düşünüyorduk. Bursa'dan var 40.000. Amerika'da bir şehir var, Palo Alto diye bir şehir. Oradan da yani 1200-1300 hayran var hemen hemen. Bu sayfayı yönetmek zor olmuyor mu peki sizin için? Bazen zorluklar çekiyoruz. Örneğin Diyarbakır maçında bir 10.000 tane falan küfür silmiştik. Geceleri ben bakıyorum, Yusuf abi bakıyor, Mehmet arkadaşımız var, o bakıyor. Sabah haberlerinde işte Seçkin arkadaşımız var, o Seçkin arkadaşımız bakıyor. Yani küfürler zaten anında siliniyor. Yani anında bir küfür olduğunda direkt yani Bursa'mıza hakaretse yani hiç yapmadan direkt siliyoruz küfürleri. Geceleri zaten hemen hemen sabaha kadar paylaşım yaptığımız da oldu. Yani sabah bakarsanız eğer 06.16'da bile paylaşım yapıyoruz. Bunda yani Bursa Ankara diye 06.16'da paylaşım yapıyoruz. 4'te paylaşımlar yapıyoruz gece 4'te. 12'de. Özellikle maç günleri mesela sabaha kadar biz online'ız her zaman. Sayfanıza farklı takımın taraftarlarından destek geliyor mu peki? Bayağı bir destek alıyoruz. Mesela biz bundan önceki şeyimizde yani Anadolu'nun şampiyonu Bursa Spor diyerekten yani böyle Kırklareli Spor, Adana Spor, Erzurum Spor, Çorum Spor, bunların hepsini paylaşmıştık. Bunlar da gelip bizim sayfamıza yani Bursa Spor'u sevdiklerini söylediler. Bursa Spor'un başarılar dilediler. Şampiyon, Anadolu'dan şampiyonu Bursa Spor çıksın diye hep destek mesajları bayağı bir aldık yani. Bursa Spor'la ilgili sayfanızda yaptığınız etkinlikler nelerdir? Öncelikle her profile logo uygulamamız var bizim. Yani kendi yaptığımız bir uygulamayla her profile logo konulmasını sağlıyoruz. Bursa Spor'la olduğunu belirletmesi için. Sonra maç önceleri, önemli maç önceleri Türkiye'deki bütün Bursa Spor taraftarlarını bir araya toplamaya çalışıyoruz. Yani bu sayfada yayınlıyoruz işte. Yani siz yerin mekanı belirleyin, bize gönderin, biz onları yayınlayalım şeklinde. Bursa'nın işte bütün değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani sadece Bursa Spor değil, Bursa'nın bütün değerlerine, Bursa'nın belirli bir imajı var zaten. Onu yok etmeye çalışıyoruz şu anda. Başka projeler bekliyor mu peki devamında? Etkinliklerimiz devam edecektir. Yani herkesi sayfamıza bekliyoruz. Tek çatı, tek yürek, tek aşk Bursa Spor olmak şartıyla.